Bu deprem felaketiyle beraber, bu büyük depremlerle beraber bir endişe hakim herkeste. Aslında bu endişenin olması iyi bir şey. Bu endişenin diri kalması iyi bir şey. Çünkü herkes oturduğu bina ile ilgili böyle bir endişe yaşarsa binasıyla ilgili gerekli tedbirleri alır. Binasını kontrol ettirir. Çok yerli yerinde, çok aklı başında bir endişe bu. Bu söylediğimizden bahsediyorum. Binam ne kadar dayanıklı depreme karşı, ya da binamda bir çatlak var. Bu çatlak nerede? Ne anlama geliyor bu çatlaklar? Ya da Türkiye'de çok sayıda bitişik nizamda binalar var. Sizin binanız yeterince güvenli, yeterince sağlam ama hemen yan başınızda bitişik nizam olan diğer binalar ne kadar sağlam? Onların yükü binalarınızın üzerine gelebilir mi? İşte bu konuyla ilgili çok sayıda soru var, haklı sorular, yanıtları da var, haberimizde olacak. Vatandaşımız işte binasının sağlam olup olmadığını merak ediyor. Korkularımız var, yani yorgun beton diyorlar, yani kolonlarda falan bir şey var mı yok mu? Burası İstanbul Fatih, bitişik nizam yapılarının oldukça yoğun olduğu bir ilçe. İşte bir sokakta boydan boya bitişik nizamlı yapıları görüyoruz. İşte bu noktada merak edilen soru, bu bitişik nizamlı binaların depreme karşı dayanıklı olup olmadığı. Eski bitişik nizam binalar güvensiz yapılardır. Hani bu binalar genellikle birbirine bitişik olduğu için güvenli diye kabul edilir ama deprem derzi olmadığı için bu binaların depremde yıkılması riskleri çok yüksek. Bitişik nizam binalar aslında yan yana olsa da her biri farklı şekilde inşa edildi. Bakın arkamdaki 3 binaya, birinin penceresi diğer pencereye denk gelmiyor. Ya betona denk geliyor ya da alt tarafına denk geliyor. Peki bu fotoğraf özellikle bitişik nizamda bize neyi anlatıyor? Deprem sırasında salınım yapmaktadır, yani hareket etmektedir. Bu hareket sırasında döşemelerle tuğlaların birbirine denk gelmesi durumunda duvarları yıkıp binanın yıkılmasına veya kısmi göçmesine sebep olabilmektedir. Merak edilen bir diğer soru, binaların arasındaki mesafe. Öyle ki kimi binalar o kadar yakın inşa edilmiş ki pencereden pencereye, diğer binaya bir şeyler uzatmak mümkün. Peki binalar arasındaki mesafe ne kadar olmalı? Toplam 14 santim iki bina arasında boşluk olması gerekmekte. Eski yapılarımızda genellikle aynı duvarı dahi ortak kullandıklarını biliyorum. Bu binalarımız, eski olan binalarımızın birçoğu risklidir. Deprem sonrası endişe büyük. Herkesin aklındaki soru, binam depreme dayanıklı mı değil mi? Bu noktada binalarda çatlakları olanlarda o çatlakları daha yakından mercek altına aldı ama burada merak edilen soru, hangi çatlak tehlikeli? Eğer ki kolonlarda, kirişlerde çatlak varsa, demir donatı gözüküyorsa, korozyon varsa, rutubet nem varsa bizim için tehlike arz ediyordur. Burada demir kolonlar görülüyor. Bu ne demek? Kolonların içerisinde paslanmış demiri görüyorsak böyle önemli bir çatlaktır. Hemen yan tarafta balkonun olduğu yerde çatlak görüyorum. O bize ne söylüyor o çatlak? Tekrardan sıvınarak tamir edilebilir çatlaktır. Taşıyıcı eleman olmadığı için çok önemli bir çatlak değildir. Evlerinde kolon göremeyeceğini söyleyenler de var. Peki kolonların gözle görünmesi binanın sağlamlığı için bir kriter mi? Bazı durumlarda duvarların içerisine gizlenebilir oluyorlar. Bir odada gözükmese bile diğer odada dişini mutlaka görmek gerekir. Hiç dairede yoksa o bina betonarme bina değildir.